Hey arkadaşlar, hakkımda bilmediğiniz 10 şeye hoş geldiniz. Benim hakkımda bilinmeyen 10 tane şey var. Daha çok şey var ama ben bugünlük 10 taneyi açıklayacağım. Arkadaşlar, birinci olarak hakkımda bilinmeyen, ben hayatta peynir sevmem ve zeytin sevmem. Arkadaşlar, ben en sevdiğim şey tatlı yemektir. Hiç açıklamamıştım ama bakın, o yüzden kilolu oldum. Kilo kilo. Arkadaşlar, kilo aldığım için üzgün müyüm? Üzgün değilim. Kilolar beni koruyor çünkü birisi hadi gel vuruyor diyelim. Vuruyor diyelim. Hiç canım acımıyor. Yağlar beni koruyor. Allah'ım sana şükürler ediyorum. İyi ki beni böyle yaratmışsın ya Rabbim. Arkadaşlar, saçımı niye boyattım? Belli oluyor mu bilmiyorum ama saçımı Enes Batur'a benzemek için boyattım. Bu hakkımda bilinmeyen değil tabii. Hakkımda bilinmeyen üçüncü şey. Birisi zeytinde, birisi peynirde. İkinci oldu. Sıra üçüncüde. Hakkımda bilinmeyen üçüncü şey. Oyuncağı her gün oyuncak alınca aradan bir zaman geçince onu atarım, bir daha isterim. Yani köşeye koyarım, bir daha isterim. Köşeye koyarım, bir daha isterim. Hakkımda yani oyuncak oynamayı severim. Yeni aldırmayı da severim. Hatta arkadaşlar, yeni nerf açılımı belki kanalımda belki de koymayabilirim. Sıra hakkımda bilinmeyen dördüncü şey. Ailemi çok seviyorum. Onu herkes ailesi seviyor. Arkadaşlar, hakkımda bilinmeyen dördüncü şey. Bazı arkadaşlarımız, yani ne diyeyim, Almanya, Fransa, Rusya ve benzeri ülkeler, Gürcistan, Gürcice, Neytenem. O ülkelere, ülkemizi tanıtmayı çok seviyorum. Hele meşhur yerlerini, millet artık bıkıyor tanıtmamdan. Ülke şey, ne ülke diyor artık. Ben niye tanıtıyorum arkadaşlar biliyor musun? Atatürk'ümüz o ay yıldızı verdi ya. Yüce hilal orayla, ay yıldız hakkıyla. İşte ay yıldızı verdiği için tanıtıyorum. Millet herhalde ay yıldıza sinir oluyor. Arkadaşlar, ay yıldız nasıl oluştu söyleyeyim mi? Bir vaktimizi buna ayıralım. Arkadaşlar, ay yıldız şehitlerimizin kanıyla denize döküldü. Gece Atatürk savaşırken böyle baktı baktı denize, gözleri bulanık. Böyle. Ama sonra her yere kan dökülmüş. Aradan bir vakit geçince ay yıldız denize vurdu. Denize vurduktan sonra Atatürk bir zaman düşündü. Artık bu bizim Türk bayrağımız. Artık hiç kimse bir daha bize karışamaz dedi. Ama şu anda teröristler hala bize karışmaya çalışıyor. Türk milletimiz, askerlerimiz bizi koruyor. Çok teşekkür ederiz. Bir de Allah hiç kimseyi bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın demişlerdi. Hakkımda bilinmeyen beşinci şey. Beyaz rengi hiç sevmem. Hakkımda bilinmeyen altıncı şey. Söylesem mi ki? Arkadaşlarımız da söylüyorum. Hakkımda bilinmeyen altıncı şey. Şu anda 10 yaşındayım. 40 numara ayakkabı giyiyorum. Hakkımda bilinmeyen yedinci şey. Evde su olmayınca ağzımı şöyle basılan şeyler var ya, oraya dayayıp ağzıma koyuyorum, bardak. Bardağa boyum yetişmeyince falan. Hakkımda bilinmeyen sekizinci şey. O suyla ilgili. Nasıl diyeyim? Çok susayınca bidon depeme dikerim. Millete derim ki, anne bunu kim tepesine dikti? Çok pis kokuyor. Ondan sonra annem de, oğlum sen diktin ya. Dimdemir sen diktin. Yeter artık de. Hakkımda bilinmeyen 10. şey. Ben ne yaparım biliyor musunuz? Beyaz renk giymeyi sevmem ama renkli şeyleri dışarı çıkarken veya okula giderken üstüme, her yerime parfüm 2 fıs sıkmam. Benim öyle özelliğim var. Toplam çıkarken en az 15 fıs sıkarım.
Babam hadi oğlum iki fas bitecek parfüm bitecek lan bitecek. Ondan sonra parası baba bana ne benden kıymetli mi diyorum. O sonra döküyor sen ne kıymetlisin ya. Oğlum parfüm bitirme biz de sıkacağız diyor. Arkadaşlar ve videomuz burada bitti. Size güle güle bay bay. Efso video tanıtımı yapmıştım. Arkadaşlar o Efso video tanıtımı Nerf açılımıydı. Dayanamadım söyledim. Bunu izleyen arkadaşlarım Nerf açılımını sonra izler. Bay bay. Sizi seviyorum. Sizi çok seviyorum.